Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, köklü ifadeler konusundayız 7. haftamızda. A bir reel sayı. N 2'den büyük veya eşit. N 2'den büyük veya eşit. Ve bir doğal sayı olsun bu N dediğimiz. N çift tam sayı. N çift tam sayı. Ve A da 0'dan büyük. Yani başta tanımladığımız reel sayı olan A 0'dan büyük olmak üzere. X üzeri n eşittir a denklemini sağlayan a ile aynı işaretteki x reel sayısına a'nın n'inci kuvvetten kökü denir. Nasıl gösterilir? Aynen şu şekilde. Şu kök işaretimiz. Buraya n'yi yazıyorsunuz sevgili gençler kök işaretinin hemen kafasına. Burada da a oluyor. N'inci dereceden. Kök içerisinde a diyorsunuz. 9. sınıfta zaten gördünüz. Veya da bunu nasıl yazarsınız? Bu kök işareti sizi korkutuyorsa, şu işaret sizi korkutuyorsa bunu a üzeri 1 bölü n biçiminde yazabilirsiniz. Aynı anlama gelir zaten. Üstlü ifade şeklinde çözün o zaman. Sıkıntı yok. Şimdi a sayısı 2x-8'in kare kökü. Buradaki sevgili gençler bir şey yazmıyorsa 2 vardır ve bunu kare kök olarak okuruz özel olarak. Bu da aynı şekilde 7-x'in kare kökü. Eşitliğinde a sayısı bir reel sayı olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerleri. Ya kardeşim yukarıda bak biz ne tanımladık? Bu karekökün içindeki yani köklü sayının içindeki değer neredeydi o? A. A'nın ne olması lazımdı? Sıfırdan büyük. He, tanımlı olma şartı bu. Sıfırdan büyük. Sıfıra da eşit olabilir bu arada. Şimdi o halde 2x-8 sıfırdan büyük veya eşit olacak ya da 7-x sıfırdan büyük veya eşit olacak. İkisini beraber alacağız. İki çözüm yapacağız. Öncelikle 2x büyük veya eşittir 8 dersiniz. X büyük veya eşittir her iki tarafı 2'ye böldüğünüz 4. Basit eşitsizlik çözüyoruz şu an bildiğiniz. Eksi eksi bu tarafa atarsanız da 7 x'ten büyük veya eşit olur. Yani x 7'den küçük veya eşit diyebiliriz. Bak şimdi 4'ten büyük veya eşit. 7'den de küçük veya eşit olan sayılar hangileridir? Tam sayı değerleri. 4 var, 5 var, 6 var bir de 7 var hocam. Bunların toplamı sorulmuş. Yani toplayalım o zaman biz bunları. Bunları toplarsam ne gelir? 22'nin ta kendisi gelir. İşte x'in alabileceği değerleri bu şekilde buluruz sevgili gençler. Bir diğer örneğimize bakalım. Yine a bir reel sayı. Bak şimdi. Şu çift dereceden bir kök. Bu da çift, bu da çift. Şunlar 2 biliyorsunuz. Bu 2, bu da 2. Ama şunun ayrı bir havası var. Bu küp kök arkadaşlar. Ve burası tek olan köklü sayıların içerisi negatif olabilir, sıfır olabilir, pozitif olabilir. Yani tüm reel sayılar olabilir. Burayı çözmenize gerek yok yani. Bu bir. İkincisi çift olanlara bakalım. X eksi 1 büyük veya eşittir 0 demeyeceğiz mi? Diyeceğiz. X eksi 2 de 0'dan büyük veya eşit hocam. Evet. Hocam 5 eksi x de 0'dan büyük veya eşit. Şimdi o halde. X 1'den büyük veya eşit tamam. X 2'den de büyük veya eşit tamam. X 5'ten küçük veya eşit. Buna da tamam. Şimdi ben diyorum ki 1'den büyük olan her reel sayı 2'den büyük değildir ama 2'den büyük olan her reel sayı 1'den de büyüktür. O halde şunu görmemize gerek yok. Ve 5'ten küçük veya eşit demiş. Demiş ki tanımlı olduğu en geniş aralığı bul. X elemandır. 2 dahil. 2 dahil. 5 de dahil olmak üzere 2 ile 5 aralığı diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim sağ üst tarafa. Diyor ki n pozitif bir tam sayı ve bu n dediğimiz yine 2'den büyük veya eşit a'da bir reel sayı olmak üzere n'inci dereceden kök içinde a üzeri n varsa hocam ben biliyordum bunu bunlar çatır çatır gider. Evet gider ama gider ama aması var. Eğer buradaki n sayısı tekse olduğu gibi çıkar a diye gelir ama n çiftse bunu mutlak değer a diye çıkaracaksın güzel kardeşim. Tamam mı? Mesela burada 2 var, burada da 2 var. Gitti, gitti. Çift olduğu için mutlak değer eksi 2 diye çıktı. Burası 3. Eksi 8 de eksi 2'nin küpüdür. Burası da küp kök. Ne yapıyorduk? Tekse olduğu gibi çıkarıyorduk. Yani burası eksi 2'ymiş. Eksi 64 eksi 4'ün küpüdür. Gitti, gitti. Eksi 4 kaldı tek sayı olduğu için. Artı 4 ve 8 var. Burada da eksi 3 var. Aslında ben bunu 9'un dördüncü kuvveti biçiminde yazabilirim. Ve burası da 4. Bak eksi 3'ün karesinin dördüncü kuvveti. Böylelikle bu da eksi 3'ün 8. kuvveti yapar.
Dolayısıyla eksi 3'ün karesi de 9 olduğundan 9'un dördüncü kuvveti diye yazdım. Burası da dışarı, bunlar dörtler gider. Çift olduğu için de mutlak değer 9 olarak çıkar. Elimizde ne var? Bir şu var, bir bu var. Arada eksiyi unutma. Eksi 4 var, bir de mutlak değer 9 var. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Arada eksi vardı, eksi 2. Bölü. Buradaki eksi 4'tü. Bir de burada mutlak değer 9'umuz, yani 9'umuz var. 2 eksi eksi 2'den 4 gelir. Alt kısmında da 9'dan 4'ü çıkarırsanız 5 olur. Cevabımız 4 bölü 5'tir diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum diğer sorumla. A sayısı 1 ile 4 aralığında bir sayıymış. Peki. 1 eksi A'nın karesi. Bak, A sayısı 1'den büyük. Bir sayısından birden daha büyük bir sayıyı çıkarırsa ne olur? Negatif olur. Şimdi ben direkt bu 2 ile bu 2'yi götürürsem negatif çıkarmış olurum. Yanlış yaparım. Mutlak değer içerisinde çıkaracağım. Mutlak değer 1 eksi a. Eksi. 4'leri de götürdüm. Mutlak değer a eksi 5. Şimdi bu mutlak değerleri dışarı çıkaralım. Eksi bir de 7'miz var. Şimdi kardeşim, şurasının negatif olduğunu söylemiştik. Dışarıya eksi ile çarpılıp çıkarılırsa a eksi 1 olur. Eksi. A sayısı 4'ten daha küçüktü. 4'ten daha küçük olan bir sayıdan 5'i çıkarırsanız negatif olur. Demek ki burası da dışarı eksi a artı 5 diye çıkar diyebiliriz. Bir de eksi 7'miz var. Bakalım, a eksi 1 eksi içeri dağıtalım. Artı a eksi 5 eksi 7. 2a eksi 1 eksi 5 daha eksi 6 yapar. Eksi 7 daha eksi 13 gelir. Demek ki cevabımız 2a eksi 13 olacakmış diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum arkadaşlarım. 74. sayfamdaki bilgiyle. X üzeri m bölü n ne demektir? X üzeri m bölü n, x üzeri m'nin 1 bölü n'nin kuvveti de demektir. Bunları da yer değiştirebilirsin. Çünkü bununla bunu çarparsan, üstü sayılardaki kural hatırla, üstler çarpılıyordu. Bununla bunu çarparsan eşit şeyler alırsın. Bu da x üzeri m'nin, bak, 1 bölü n'nin kuvvet ne demek? N'nin dereceden kök demek. İster bu halde ister bu halde yazabilirsin. Şimdi 64'ün karesinin küp kökü. Ya kardeşim, bu 64 dediğimiz sayı nedir? 2 üzeri 6 değil midir? Evet. Bunun karesi var. Bir de bunun küp kökü var. Şimdi 2 üzeri 12'nin küp kökü yapmaz mı burası? 6 ile 2'yi çarp 12. Bir de bunun küp kökü. Bu da 2 üzeri 12 bölü 3 değil midir şuradaki kurala göre? 12'yi 3'e bölersen de 2 üzeri 4 gelir. 2 üzeri 4 de 16'dır. Demek ki cevabımız 16'ymış diyeceğiz. Bu cepte. Geçtim şuna. 81 3'ün 4. kuvvetidir. Bunun küpünün 4. dereceden kökü. Bakın arkadaşlar, 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti diye yazarım ben içeriği. Bir de bunun 4. dereceden kökü vardı. Şununla şu gider, içerisi zaten pozitif olduğu için 3'ün küpü diye çıkar. Cevap 27 olur. Sen de yaz benle. 32 var. 32 2 üzeri 5'tir. Ve bunun karesinin 5. dereceden kökü. Diyordum az daha. Eşittir. Bu da 2'nin karesinin 5. kuvvetinin 5. dereceden kökü değil midir? Bu 5'ler gider. 2'nin karesi 4 zaten pozitif. 4 diye dışarı çıkar o zaman. Devam. Eğer ki bunların kök derecesi eşitse aynı üstü sayılardaki gibi tek kök içerisinde AB yazacaksın. Buraya da N'yi yazacaksın. Yine köklerin dereceleri eşitse A bölü B yazacaksın ve buraya da tek kök içerisinde N'yi yazacaksın. Daha sonrasında eğer m'nin dereceden kök içerisinde a üzeri n gibi bir ifade varsa ve sana m veya n yaramıyorsa istediğin sayıyla genişletebilirsin. Ben burayı p ile, burayı da p ile çarparsam sıkıntı yok. Bu buna eşittir deriz. Yine aynı şekilde p'ye bölebilirsin, p'ye bölebilirsin. Aynı şey olur. B sıfırdan büyükse eğer b çarpı n'inci dereceden kök içerisinde a kısmında B'yi içeri dahil edebilirsin. Nasıl? N'inci dereceden kök içerisinde B üzeri N çarpı A yazarsın. Bak, dışarıdaki B üstüne şunu alarak içeri girmiş oldu. B üzeri N çarpı A olmuş oldu. Peki kök içinde kök varsa, bak güzel kardeşim, N ile M'yi çarpıyorsun, buraya yazıyorsun ve buraya da A'yı bırakıyorsun aynı olduğu gibi. Pekala, bir de şuna bakalım. N'inci dereceden kök B, N'inci dereceden kök B, N'inci dereceden kök B. Şey gibi düşün bunu. AX artı BX artı CX gibi düşün. Ne yapıyorduk? X parantezinde A artı B artı C diyorduk, değil mi? O zaman burada da N'inci dereceden kök B içerisinde parantezinde A artı B artı C yazabiliriz. Aynı şey.
Yani sen bunların eğer ifadeler aynıysa katsayılarını toplayıp çıkarabiliyorsun. Devam. 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi toplarsam 5 kök 2 gelir. Bundan 4 tane kök 2'yi çıkarırsam bir tane kök 2 kalır. Kök 48 neydi? 16 kere 3 değil mi bu? O zaman dışarı 16 4 diye çıkmaz mı? 4 kök 3 eksi kare kök 27 neydi? 9 kere 3'ten dışarı 3 kök 3 diye çıkar. Artı burası 74 değil 75 arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Yanlış bir hatamız olmuş. 25 kere 3 değil midir 75'te? Evet. O zaman 25 dışarı 5 diye çıkar. İçeride de kök 3 kalır. Bak şimdi. 4 kök 3'ten 3 kök 3, 3 kök 3 çıkar. Kök 3 kalır. Üstüne bir de 5 tane kök 3 ekle. Ne yapar? 6 kök 3 yapar. Cevabımız da bu olur diyebiliriz. Devam. Şurayı 9 parantezine al bakayım. 9 parantezinde x kare artı 1 gelir. Artı. Burası zaten x kare artı 1. Eksi. Burayı da 4 parantezine al. X kare artı 1 gelsin yine. Şu şekilde. Gel güzel kardeşim 9'u dışarı çıkaralım. 3 diye çıktı. İçeride x kare artı 1 kaldı. Artı. Karekök içerisinde x kare artı 1 geldi. Eksi 4'ü de dışarı 2 diye çıkardım. X kare artı 1 oldu. Bak şimdi. 3 tane karekök içerisinde x kare artı 1'den 2 tane karekök içerisinde x kare artı 1'i çıkarırsan bir tane gelir. O bir tanesiyle de şunu toplarsan 2 tane karekök içerisinde x kare artı 1'i elde edebilirsin. Cevabımız da bu olur diyebiliriz sevgili gençler. 74. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçtik. Kök 7 çarpı 4. dereceden kök içinde 49. Ya kardeş, şu 4. dereceden kök içerisinde 49'u ben 7'nin karesi diye yazsam. Sonra bu da 7 üzeri 2 bölü 4 olsa. Sonra bunu 7 üzeri 1 bölü 2 diye yazabilirim. 2 bölü 4 1 bölü 2'ye eşitti. 7 üzeri 1 bölü 2'de karekök 7 değil miydi? Evet, yani burası bildiğimiz kök 7'ymiş. Kök 7 ile kök 7'nin çarpımı da 7'nin ta kendisidir. Bölü. Buraya bakıyoruz şimdi. Şu 5 üzeri 1 bölü 3'tür. Çarpı. Şurası bak 5'in karesi olduğu için 5 üzeri 2 bölü 6. O da 5 üzeri 1 bölü 3'tür. Çarpı. Burası da 5'in küpü değil miydi? 3 bölü 9 o da 1 bölü 3'tür. Tabanlar aynıysa üssü sayılarda toplamıyor muyduk? Aha da şunları topluyorduk. 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 daha 3 bölü 3 yapar. 1'in ta kendisidir bu da. Üst taraf 7, alt taraf 5 üzeri 1. Yani cevap 7 bölü 5'tir diyebiliriz sevgili gençler. Siz çözümlerinizi tabii ki şu kısmı yaparsanız daha da düzgün ve düzenli görünecektir sayfalarınız. Devam. 3 bölü 2 artı karekök içerisinde 25 bölü 16 eksi 1'imiz mevcut. Öncelikle şunu ben 16 bölü 16 diye yazabilirim 1'i. 25'ten 16'yı çıkarın. Bakın karekök içerisinde 3 bölü 2 artı karekök içerisinde 25'ten 16'yı çıkardım. 9 bölü 16 yaptı. Peki şu 9 dışarı 3 diye çıkar. Bu da 4 diye çıkar. O zaman karekök içerisinde 3 bölü 2 artı 9 dışarı 3 diye çıktı. 16 dışarı 4 diye çıktı. Şimdi bunu çözmemiz lazım. Buradan buraya geçirdik soruyu. Şurayı 2 ile genişletelim. 2 kere 3 6 yapar. 6 ile 3 toplarsan 9 gelir. Bölü 4 geldi. Bunun karekökü kaçtır? 9 dışarı 3 diye, 4 de dışarı 2 diye çıkar. Cevap 3 bölü 2 olur diyebiliriz. Geçtim bir diğer soru. Arkadaşım, kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 3 kere 2 de 6'dır. Bölü. Şunu karekök içerisinde 0,36'yı nasıl yazıyorduk? Kesir olarak 36 bölü 100 artı yandakini de 16 bölü 100 diye yazabiliriz o halde. Doğru mu? Pekala. Sonra ne yapacağım? 6'yı yazdım. Bölü. Bak şu dışarı 6 bölü 10 diye çıkar. Bu da 4 bölü 10 diye çıkar. 6 bölü 10 ile 4 bölü 10'un toplamı 10 bölü 10'dur. Yani 1'dir. Yani paydamız komple 1'miş. Peki 6'yı 1'e bölersek ne gelir? Tabii ki 6 gelir. Cevabımız da bu şekilde 6 olmuş olur sevgili gençler. Evet. Şimdi köklü bir ifadenin paydasını rasyonel sayı olarak yazma. Yani sevgili gençler burada eşlenik kavramına geçeceğiz. Eşlenik kavramına geçeceğiz. Ve böylelikle sevgili gençler bir diğer videomuzun da konusu belli olmuş oldu. Diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.